Kablosuz kulaklık satın alacaksanız ve bu konuda ödüllü bir kulaklık arıyorsanız bugün yakından bakacağımız Enco Air iyi bir seçenek olabilir. Bu videomuzda Oppo'nun yeni kulaklığı Enco Air hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet True Wireless Sound kulaklıklar arasında onca çeşit model yer alıyor. Artık bu kategoride zengin bir yelpaze var. Böylece herkes kendi bütçesine ve istediği özelliklere sahip bir kablosuz kulaklık sahibi olabiliyor. Oppo da bu kategoriye önemli hizmet sağlıyor ve çok sayıda model ile kullanıcılara seçenekler sunuyor. Bunlardan daha önce Oppo Enco W51 ve Enco W31 modellerini incelemiştim hatırlarsanız. Şimdi ise aileye yeni bir model daha katılıyor ve o da Enco Air'den başkası değil. Enco Air yarı saydam tasarımı, 12 mm boyutlu ses sürücüleri, 8 saatlik oynatma süresi için sadece 10 dakikalık şarj gerektirmesi, Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip olması 24 saat toplam pil ömrü sağlaması ve aramalar için yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği içermesiyle bu kategoride rastlayabileceğiniz gerçek kablosuz kulaklıklar arasında önemli bir model oluyor. Açık tasarımlı kulaklık yapısı ile silikon başlıklı kulaklıklarla rahat edemeyenler tarafından sevilerek kullanılacağını düşündüğüm Enco Air kulaklıklar oval bir şarj kutusu içinde bulunuyor. Kutunun üst kısmı yarı saydam olarak tasarlanmış durumda. Kapağı açtığınızda kulaklık telefonunuza bağlanmaya hazır hale geliyor. Bu şekilde kulaklık hemen telefonunuza Bluetooth yoluyla bağlayabiliyorsunuz ya da Android kullanıcılarının Google Play uygulama marketini bulabilecekleri Heymoled uygulaması yoluyla hızlıca bağlayabiliyorsunuz. Uygulama diğer taraftan henüz iOS işletim sisteminde bulunmuyor ancak zaten direkt Bluetooth üzerinden de bağlayabiliyorsunuz. Onda bir problem yok. Kulaklığın tasarımında önemli noktalardan biri de IP X4 sertifikası ile su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı olması olurken bir yeri ise kulaklıkların çok hafif olması oluyor. Enkoyer şarj kutusu ile beraber sadece 40 gramlık bir ağırlığa sahip. Elimde siyah renkli modeliyle bulunan Enkoyer ayrıca düz beyaz rengiyle de tercih edilebiliyor. O şekilde de bulabiliyorsunuz. Peki kulaklığın teknik tarafında neler var? Şimdi biraz bunlardan bahsedeyim. Bu kulaklığın içinde 12 milimetrelik dinamik sürücüye yer verilmiş bu titanyum kompozit dinamik sürücüler bas sesleri hissettirebiliyor ve müzikteki ayrıntıları almanızı sağlayabiliyor. Zengin orta aralık tonlarıyla beraber bas ve tizleri iyi şekilde sağlayabilen kulaklıkta telefon görüşmeleri için DNN gürültü engelleme özelliğine yer verilmiş. Bunun açılımı derin sinir ağı anlamına geliyor. Bu özellik ve binaural ses algoritması ile içinde yer alan çift mikrofonu sesli görüşme yaparken veya arkadaşlarınızla oyun oynarken daha iyi bir netlik sağlaması için optimize edebiliyor. Bu kulaklığın iyi ses iletimi sağlayan en önemli artılarından biri diğeri ise Bluetooth 5.2 desteği içermesi. Peki Bluetooth 5.2 ne gibi fayda sağlıyor derseniz Bluetooth 5.2 telefon ve kulaklığın arasında kurulan kablosuz bağlantının daha güçlü olmasını tabii ki sağlıyor. Öte yandan otobüs olsun, metro olsun bu tür ee, toplu taşıma araçlarının özellikle kablosuz veri iletişimi yapan pek çok cihazın bir arada bulunduğu kalabalık ortamlarda sinyali daha iyi e, stabilize edebiliyor. Ayrıca ses kaynağı ile 10 metrelik mesafeye kadar kopmadan cızırtı e, yaratmadan veri iletimi sağlayabiliyor. Bu anlamda oldukça önemli Bluetooth 5.2. O nedenle True Wireless Sound kulaklık alırken buna mutlaka dikkat etmenize fayda var. Bu arada kulaklığın dokunmatik kontrolleri sahip olduğunu da söyleyeyim. Onu da atlamayalım. Enko Air'in kulaklıklarının üzerine iki kez dokunarak bir sonraki şarkıya geçebiliyorsunuz. Basılı tutarak da ses kontrolünü sağlayabiliyorsunuz, etkinleştirebiliyorsunuz. Sol kulakla basılı tuttuğunuzda sesi kısabiliyorsunuz. Sağ kulakla basılı tuttuğunuzda ise sesi yükseltebiliyorsunuz. Böylece ayırmışlar. öte yandan ayrıca yine kulakla 3 kez dokunarak da sol kulakla 3 kez dokunarak da telefonunuzun sesli asistanını da etkinleştirebiliyorsunuz. Enco Air ile ilgili bahsetmem gereken bir diğer detay ise oyunculara özür olacak. Özellikle telefonuyla uzun soluklu oyun oynayanlar için 80 milisaniye gibi çok düşük gecikme süresine sahip olan bu kulaklık böylece bilhassa PUBG gibi diyaloğa dayalı rekabetçi oyunlara tercih edenler için iyi bir ekol olacaktır diye düşünüyorum. Hatta kulaklığın bu konuda bir ödülü de var. Tüm tarafından yüksek performans ve düşük gecikme süresi için onaylanmış olan Enco Air için gecikme ee, kararlılık ve çağrı performansı üzerine derinlemesine e, testler yapılmış ve sonunda da e, bu kurum tarafından bu ödül ile kategorilenmiş. Peki EncoEar'in pil ömrü ne kadar? Ee, Oppo'nun önceki kulaklıkları da bu anlamda oldukça iddialıydı. Yine de uzun bir pil ömrüne sahip bir kablosuz kulaklık oluyor. Kutusu ile beraber toplam 24 saatlik pil ömrüne sahip bu kulaklık. Tek seferde 4 saatlik kesintisiz müzik dinletebiliyor size. Pili bittiğinde tekrar tabii kutusuna yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde 5 defaya kadar tam kapasite şarj edebiliyorsunuz kutusuyla beraber bu kulaklıklara. 24 saatlik kullanım süresine ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. Yine kutunun da şarjı bittiğinde tam kapasite şarj etmeniz için gereken süre 1,5 saat kadar. Fakat... Güzel haber şu. E, müzik dinlemek için bu kadar beklemenize gerek yok. Bir buçuk saat her defasında bu kutuyu şarj etmenize gerek yok. Sadece 10 dakika şarj ederek 8 saate kadar yüksek volümlü müzik e, müziğe kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu arada kutusu içinde gerekli şarj kablosunu da yine bulacaksınız. Evet Toparlayacak olursak Oppo Enco Air güzel bir kablosuz kulaklık olmuş. Özellikleriyle olduğu gibi e, sağladığı ses performansıyla da beğendiğim e, bir kulaklık oldu. Yine dediğim gibi özellikle açık tasarımlı kablosuz kulaklık arayanların beğenerek kullanacakları bir model olacaktır. Son olarak Oppo Enco Air'in fiyatının da bu incelemeyi hazırladığım e, zamanda e, 639 TL olduğunu söyleyeyim internet kanallarında e, bu anlamda fiyatıyla da olduğu şey rekabeti fiyat performans ürünü olarak da dikkat çekiyor. Bu anlamda iyi bir tercih olabilir. Tabii ki bu nokta seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer e, Oppo Enco Air hakkında sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın. Yine daha fazla içerik için kanala abone olarak da destek sağlayabilirsiniz diyelim ve bir sonraki videomuzu görüşelim. E, ben Ercan Uğurlu. Kendinize iyi bakın.